Önce siyasete bakacağız. Mecliste partilerin grup toplantıları vardı bugün çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısı için kürsüdeydi. Konuşmasında Millet İttifakı'nı eleştirdi. İlk olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sizin tarihiniz yüksek faizle yüksek enflasyonla dolu sözleriyle yüklendi. Muhalefetin erken seçim çağrılarına noktalı virgül değil nokta koyuyorum seçim 2023'te yanıtını verdi. İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz'ın düşük kur alım fırsatıdır sözleri içinde çok sert konuştu. ATV Haber başladı. Şimdi burada kifayetsiz siyasetçilere, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum. Vesayet artıklarına sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Sözleri ayakta alkışlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye partisinin grup toplantısından seslendi. %7'ye enflasyonu düşüren kimdi? Biz düşürdük, biz. Faizi %4,5'lara düşüren kimdi? Bizdik, biz. Sizin tarihiniz yüksek faizlerle dolu, yüksek enflasyonla dolu. Alışacaksınız bunlara, öğreneceksiniz. Öyle parmak sallamakla da bir yere varamazsınız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısıyla devam etti sözlerine. Bir kez daha seçim 2023'te dedi. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin Haziran 2023'te olacağını söylüyor. Ben Haziran 2023'te olacağını söylüyorum. Bu da yatıyor kalkıyor hala erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Bak Bay Kemal, noktalı virgül değil ha, nokta koyuyorum. Sözleri giderek sertleşti. Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye kazanacak, Türk milleti kazanacak ama siz kaybedeceksiniz. Erdoğan daha sonra yeni ekonomi modeline getirdi sözü. Türkiye bu treni evvelallah kaçırmayacak. Hatta bu trenin öyle son vagonunda filan değil, birinci sınıfında hak ettiğimiz yeri alacağız. Dün açıkladığımız program hamdolsun amacına ulaşmıştır. Bu durumdan memnun olmayanlar da var diye devam etti. Düşük kurdan dolar alın çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz için parantez açtı. Ya bunların beyni sulanmış. Bu sözün tercümesi kurun yeniden ülkenin gerçekleriyle ve ekonominin kurallarıyla ilgisi olmayan seviyelere çıkmasını dilemektir. Hatta teşvik etmektir. Bunlarla ilgili şu anda Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulumuzda yargı yolunu ne yaptı? Açtı. Bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Merkez Bankası'nın başında da olsanız, evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla beraber yola yürürsünüz. Kur korumalı mevduat sisteminin amacını da bir kez daha anlattı Cumhurbaşkanı. Serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz. Burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil, ülkemizin tamamıdır.